Render'ımız arkadaşlar tamamlanmıştı. Şimdi buradaki tabii ki etkileri aynı şekilde istediğim gibi ayarlayabilirim. Şöyle biraz diyeyim. Bloom etkisi biraz fazla olsun istemiştik. Şuralarda. Evet. İstediğim etkiyi yaptım. Şimdi şuralarda o bakın şu etki oluşmuş oldu. Güzel. Bu istediğim bir şeydi. Şimdi şu Filmic Shadow özelliğini kapatıyorum. Çünkü bunları Photoshop'ta müdahale etmek istiyorum ve kontrast değerlerini kapattım. Şu an bayağı flat bir render'ımız olmuş oldu. Burada artık hani bir takım düzenlemeler hani yapmak istiyorsak işte oynamalar yapmak istiyorsak buralara dokunabiliriz. Şu anda bunların gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Burada save yapacağım. Save yaparken şöyle daha önceden kaydetmiştim zaten. TIFF olarak kaydedeceğim. Render 1 isminde yine üstüne yazsın. Bu tabii 16 bit olarak kaydederseniz gayet iyi olacaktır. Şu anda kayıt oldu. Bir bakalım render'ımıza görüyorsunuz. Render'ımız burada. Şimdi tabii ki Photoshop'umuzu açacağım. Photoshop'ta bunun bir düzenlemesini yapacağız. Render'ımız güzel çıktı. Tabii ki hani modelde artık yapılabilecek şeyler olabilir. İşte daha güzel bir çatı olabilirdi. Kiremitlerimizi değiştirebilirdik. Ama genel itibariyle gördüğünüz gibi çimenlerimiz güzel oldu. O karıştırdığımızdan sonra daha iyi duruyor. Şimdi de şöyle bir sahne yani Photoshop'a alacağız. Ve Photoshop'u aktarıyorum arkadaşlar. Şimdi burada tabii 6K'lık büyük bir render var. Burada TIFF olarak aktardık ve biliyorsunuz kamera RAW filtremiz var. Burada ayar olarak. Bunu açıyorum arkadaşlar. Burada hızlı bir ayarlama yapmak için kullanabilirsiniz demiştim. Şöyle bir ekran açılmış oluyor bize. Aslında Lightroom'daki mantığa da çok benzer bir özellik. Kamera RAW özelliğimiz. Şöyle basic ayarlar var. Basic ayarlar neyden oluşuyor? Temperatür, ışık sıcaklığı gibi bir ayar. Bunu zaten biz sıfır tutuyoruz. Işık sıcaklığımız iyi. Tint gibi kırmızıya doğru ya da yeşile doğru çeken. Bunları ellemiyoruz. Exposure'la şöyle bir ışık dengemizi ayarımızı artırıp kapatabiliriz. Burada ışık dengemin iyi olduğunu düşünüyorum. Biraz kontrast vermek istersek programda da verdiğimiz gibi bir kontrast verebilirim. Highlight ışıkların patladığı yerleri açıp kısmak için. Yani burada istersek işte gölge kısımları açıp kapatabiliyoruz Shadow'la. White beyaz dengemizi kullandığımız bir kısım. Burada biraz işte ışığı patlatmadan beyazlarımızı açabiliriz. Yine aynı şekilde. Burada şu kısım güzel bir bölüm. Burası aslında texture bölümü. Yani dokuların detayını ortaya çıkartan bölüm. Şöyle texture'la oynadığımızda dikkat edin. Dokular daha belirgin. Veya clarity. Aslında bu tam işte IO etkisini kuran özellik. IO etkisi ne bizim? Yani daha köşelerin belli olmasını sağlayan bir özellikti, bir seçenekti. Burada bakın sadece bunu oynadığımda şöyle bir şeylik geliyor. Yani sanki daha böyle keskinleşiyormuş gibi bir his veriyor bize. Bunu 35'te tutacağım. İstersem texture'la da bu keskinliği daha gördüğünüz gibi belirgin yapabilirim. Ama bu değerleri çok ufak tutacağım. Yani minime bir değerde tutacağım bunları. Şunu da 30 yapayım. Tabii biraz daha şöyle gölgelerimizi daha etkili görmek isteyebiliriz. Onun için aslında bir curve kısmına inelim. Yani shadow'dan değil de curve'den ayarlarsak bunu çok daha iyi olacaktır. Burada mesela curve kısmında darks koyu kısımları şöyle bakın eğildiğini göreceksiniz buradaki etkinin. Yani koyu kısımlar biraz daha yani şu değil yani şöyle şeyler değil tabii ki. Çok daha hani koyu olmasın.
İşte light ışıkları biraz açabilirim. Tabii böyle çok da sönük bir render olmasın. Light'ımız da böyle iyi. Yani artı 10 eksi 10 gibi bir değer güzel olacaktır. Highlight patlayan kısımları kısabilirsiniz. Hani böyle eğer ki gördüğünüz gibi light açtığınız zaman patlayan kısımlar varsa bunları da dengeleyerek kısabiliriz. Shadow burada tabii gölgelerin olduğu kısmı biraz daha kontrastlıymış olabiliriz. Şu anda güzel görüyorum render'ımı. Detail dediğimiz bölümle biraz sharpen, yani keskinlik atabilirim. Şöyle bakın, keskinliği artırırsam neyden bahsettiğimi daha iyi anlarsınız. Tabii ki ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hani şurada keskinliği artırıp şöyle bir keskinlik değil. Ama ufak değerler gayet ideal olacaktır. Burada Color Mixer bölümü var. Color Mixer Saturation, Hue, ışığı değiştirme. Mesela diyelim ki burada yeşiller var. Bakın Greens diyor. Yeşilleri biraz sarıya çekebilirim. Veya daha da yeşil yapabilirim. Ben burada biraz çok az, eksi şöyle 15 falan sarıya doğru çekmek istedim. Çünkü çok yeşil, çiğ yeşilleri sevmiyorum. Burada Saturation olarak da mesela yeşilleri gördüğünüz gibi daha düşebilirim veya artırabilirim. Yani şöyle çok eksi 4-5 gibi bir değerle de kıstım bunların saturation'ını. Burada mavileri, yani işte özellikle şu blue gökyüzünü artırabilirsiniz istiyorsanız. %10 kadar arttırdım ben. Yeterli olarak görüyorum bunu. Burada ışık bölümü var. Yani yeşillerin ışığını kısıp açabilirsiniz gibi. Lokal. Ya da gökyüzünü kısıp açabilirsiniz gibi. Ben biraz açacağım gökyüzünü. Şöyle olsun. Yani saturation'ını artırıp biraz da rengini açmış oldum. Şimdi burada aslında görüyorsunuz yani şu bölüm bizim Color Mixer ya da işte Color Grading bölümlerimiz. Shadow'lara genel bir renk, highlight'lara genel bir renk verebiliriz. Bunları sevmiyorum çok. Kullandığım şeyler de değil açıkçası. Şimdi burada aslında ben dengemi bu şekilde kurmak istedim ve bana şu anda iyi geliyor. Diyelim ki sürekli bu şekilde denge kuracağım. Yani diyelim diğer renderları alacağız. Aynı şekilde renderları alıp koymak istiyorum. Ya da bu ayarı her seferinde yapmak istemiyorum. Bunun için şurada bakın Save Settings bölümü var. Şöyle bir bölüm çıkıyor. Görüyorsunuz. Save dediğimde buraya bir isim vereyim. Buna villa diyeyim. Bu villayı da şöyle masa üstündeki şunun içine kaydedeyim de size de dosyası bulunmuş olsun. Şimdi artık kaydettim. OK diyeceğim. Ve aradaki farkı gördünüz zaten. Yani şu bizim olmayan, şu da bizim olan. Yani aradaki farkın ne kadar bariz, belirgin olduğunu görüyorsunuz. Yani bir netlik oldu. Kontrastlık, işte her şey dengeli olmuş oldu. Benim sevdiğim daha tabii böyle renderlar. Ama burada ayarlar size kalmış. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha sonra lokal dokunuşlar da yapabilirsiniz. Mesela şöyle çift tıklayıp background'a OK dersem. Burada işte diyelim ki Dodge gibi. Yani bunların tabii fırça değerlerini biraz büyütelim. Lokal dokunabileceğiniz işte şuranın ışığını açmak istiyorum gibi. Yani size kalmış. Şu exposure değerlerini ayarlayabilirsiniz. Şu an mid tonları açıyorum mesela. İşte gölgeleri kısacağım. Yani şöyle atayım da. Bakın görüyor musunuz? Hani flatleştiriyor biraz daha. Highlight. Görüyorsunuz. Bayağı bir açıyor falan gibi. Burada dokunuşlar yapabilirsiniz. Ama bu dokunuşları her seferinde yapacağınızı unutmayın. Yani şurayı biraz açayım. Şimdi böyle render aldınız. Her taraf, bütün diğer karelerde bunu yapmış olması lazım. Burada tabi istediğiniz gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Yani ne bileyim desatüre istiyorum. Yani burada sallıyorum.
Adamın üstündeki gömlek çok kırmızı. Mesela onu düşüreceğim. Desatüreyi seç. Şu an desatüre seçildi zaten. Bu şekilde desatüre edebiliyorum. Ama şimdi benim çok yani tercih ettiğim şeyler olmuyor bunlar. Şu açıdan eğer ki böyle çok müşteri özel bir düzenleme istediyse ve her şeyi 3D haricinde biraz da Photoshop'la destekliyorsanız bu tür düzenlemeler güzel olabilir. Hatta kanal kanal onu da yapacağız tabii. Yani sadece bu şu anda hızlı bir düzenleme. Yani bu ders şey anlamayın. Yani şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki hocam böyle yapıyorsunuz ama kanal kanal alıp işte global illumination ayrı, reflection ayrı falan ellemeyeceğiz mi? O dersi de yapacağız ama onun için o başka bir derste yaparız. Biraz daha uzun işleriz o konuyu. Ama burada renderiniz çıktı ve hızlı bir çözüm istiyorsunuz. Photoshop'la hızlı bir çözüm bu şekilde yapılabiliyor arkadaşlar. Dersi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir derste görüşmek üzere.